Değerli arkadaşlar, yeniden herkese merhabalar. Tarih sorularla genel tekrar videolarımızdan bir yenisiyle birlikte sizlerleyiz ve bu videoda da yine mükemmel bilgiler vereceğiz. Mükemmel de sorular çözeceğiz. Aman dikkat! Geçen videonun sonunda yanıtsız bıraktığımız bir sorumuz vardı. Onunla başlayalım. Bakalım arkadaşlar ne diyor bize? Aşağıda Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş? A'da ATSB için ilk adım Orhan Bey döneminde atılmıştır diyor. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Orhan Bey, Karasioğlu Beyliğini fethederek ATSB yolunda ilk adımı atmıştı. Bey'de yer verilen ATSB'yi büyük ölçüde sağlayan ilk hükümdar Yıldırım Bayezid'dir denmiş. Bu bilgi de doğrudur. Yıldırım Bayezid beyliklerin pek çoğunu ele geçirerek büyük ölçüde ATSB'yi sağlamıştı. Lakin Timur'la yapılan Ankara Savaşı ile maalesef Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. C'de yer verilen ATSB'yi kesin olarak sağlayan kişi Yavuz Sultan Selim'dir bilgisi doğrudur. Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadiroğulları ile 1515 yılında yapılan Turnadağ Savaşı kazanılmış ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. E'de yer verilen Timur Ankara Savaşı ile ATSB'ye zarar vermiştir bilgisi doğrudur. Zaten bu B seçeneğini destekleyen bir bilgiydi. Fakat arkadaşlar, D'de yer verilen Osmanlı'ya katılan son beylik Germiyanoğulları'dır bilgisi yanlıştır değerli arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan son beylik az önce de söylemiş olduğum gibi Dulkadiroğulları'dır. Fakat bunu bazı kaynaklar arkadaşlar Dulkadiroğulları'na bağlı olan Ramazanoğulları'nın da katılması olarak alabiliyor. O yüzden seçenekte hangisi varsa ona göre siz de yorumunuzu yaparak cevabı verirsiniz. Cevabımız Denizli olacak. Gelelim yeni soruya. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ahilik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ahilik neydi? Ahilik esnaf örgütlenmesiydi. Osmanlı'daki adı ise loncaydı değerli arkadaşlar. Bir bakalım. Mesleki eğitim verilir denmiş. Evet, ahilik esnaf örgütlenmesidir. Fakat burada mesleki eğitim verilir. Ahil kelimesi kardeş anlamına gelmektedir. Bu bilgi de doğrudur. Devletin ekonomisinin temel taşıdır. Çünkü ahilik sisteminde malın fiyatı belirlenir, malın kalitesi belirlenir, arz talep belirlenir, üretim miktarı belirlenir, fiyat kontrolleri yapılır. Dolayısıyla ekonomiye son derece etki eder diyebiliriz. D'de yer verilen üretilen malların fiyatlarını belirler. Yani nark keser bilgisi de doğrudur. Nark kesmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sorular da karşımıza gelebilir. Fakat E'de yer verilen hem Müslümanlar hem gayrimüslimler üye olabilir bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Ahilikte sadece ve sadece Müslümanlar vardır. Fakat Lonca'da yani Osmanlı'da bulunan esnaf teşkilatında Müslümanlar da gayrimüslimler de bulunabilir. Bu da ahilikle Lonca'yı ayıran önemli özelliklerden biridir. Peki hocam, ahilikle Lonca'yı ayıran başka önemli özellik var mı? Elbette var. Ahiler askere giderler fakat Lonca'dakiler askere gitmezler arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrım noktasıdır. Geldim yeni soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdarın yetki ve görevlerinden olmasının yanı sıra devletin kuruluşundan yıkılışına kadar devam etmiştir diyor. Hükümdarın görevi olacak ve kuruluşundan yıkılışına kadar da devam edecek. Bir bakalım, orduyu komuta eder diyor. Evet, hükümdarın görevidir orduyu komuta etmek ama 2. Selim'le yani Sarı Selim'le bu usul bozulmuştu. Ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişah da Sarı Selim'di. Dolayısıyla arkadaşlar bu yıkılışa kadar devam etmemiştir. Bir olanları eliyorum. 2'ye bakalım, divana başkanlık eder diyor. Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun'a Fatih'e kadar padişah başkanlık etse de Fatih'ten itibaren sadrazam başkanlığında toplanmıştır. Bu da bir yıkılışa kadar devam etmemiştir. Bu da yanlıştır arkadaşlar. İkisini de çarpı atalım ki yanlış olduğu belli olsun. 2'yi de sildim. 3'e bakalım, herhangi bir konuda ferman yayınlar diyor. Evet arkadaşlar, Osmanlı padişahları kuruluştan yıkılışa kadar fermanlar yayınlamışlardır. 3. öncül baştan sona kadar devam etmiştir ve hükümdarın görevidir. 4'e baktığımızda herhangi bir devlet memurunun mallarına el koyar. Yani müsadere usulü. Ya iyi de müsadere usulüne baktığımızda tamam, kuruluşta var ama müsadere usulü 2. Mahmut döneminde, daha sonra Tanzimat'la tamamen kaldırıldı. Dolayısıyla bu da yıkılışa kadar devam etmemiştir arkadaşlar. Bize kuruluştan yıkılışa kadar devam eden şey sorulmuş, görev sorulmuş. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Son derece farklı ve özel bir soruydu bu soru. Şimdi devam edelim. Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık sembolleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım arkadaşlar, buraya hükümdarlık sembolleri demeyelim de biz hükümdarlık ünvanları diyelim. Burada benim bir hatam olmuş. Lütfen kusura bakmayın. A'da verilen Hüdavendigâr ünvanı
Birinci Murat tarafından kullanılmıştır diyor. Evet, Hüdavendigâr Allah dostu demektir ve birinci Murat tarafından kullanılmıştır. Bey'de yer verilen sultan unvanı ilk kez Orhan Bey tarafından kullanılmıştır diyor. Bu bilgi de doğrudur. Türk tarihinde sultan unvanını ilk kullanan derse cevabımız Gazneli Mahmut olacak. Osmanlı tarihinde derse Orhan Bey olacak. C'ye baktığımızda Fahrüddin unvanı Osman Bey tarafından kullanılmıştır diyor. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. İhtiyarüddin deseydi Orhan Bey diyecektik. Onu da kullanıyor çünkü Orhan Bey. D'ye bakalım. Kayser unvanını kullanan kişi Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Kayseri Rum unvanını kullanmıştır kendisi. E'ye baktığımızda Bey ve Gazi unvanları dağılma döneminde kullanılmıştır diyor. Bu bilgi komple yanlıştır. Çünkü Bey ve Gazi unvanları dağılma döneminde değil, kuruluş döneminde Osman Bey, Orhan Bey, Osman Gazi, Orhan Gazi şeklinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Yine mi doğru yaptık? Evet, yine doğru yaptık. Gelelim yeni soruya. Yukarıda verilen veraset değişiklikleri ile aşağıda verilen hükümdarlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Al abicim sana bir sürü tekrar içeren soru. Veraset sistemindeki her şeyi bu soruyla ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Bir bakalım. Ülke sadece padişahın malıdır demiş. Ülke sadece padişahın malıdır usulünü getiren Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Ülke padişahın ve oğullarınındır demiş. E bunu getiren de siz de biliyorsunuz 1. Murat. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı ne zaman vardı? Osman ve Orhan Bey dönemlerinde vardı arkadaşlar. O yüzden E'yi de eliyorum. Devletin sahibi Ekber ve Erşet olandır. Yani en büyük ve en yaşlı olandır. Yani en yaşlı ve en olgun olandır. Buradaki Ekber Allahu Ekber'den yani büyükten gelsin. Erşet ise Reşit'ten gelsin. En akıllı ve en büyük olan bunu getiren de 1. Ahmet'tir arkadaşlar. Aynı zamanda 1. Ahmet'in bunu getirmesi tahta geçişte kesin bir kuralın gelmesini sağlamıştır. Fakat burada verilen bilgiler ile seçenekleri eşleştirdiğimizde kim dışarıda kalıyor? Osmanlı'nın en parlak dönemini yaşatan ve 46 yıl ile en uzun süre tahta kalan Kanuni Sultan Süleyman saf dışı kalıyor. O yüzden cevabımız Adana oluyor. Geldim yeni soruya. Osmanlı Devleti'nde başkentte yer alan görevliler ile görevleri eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır demiş, hangisi dışarıda kalır diyor bize soru. Bir bakalım. Yeniçeri Ağası demiş. Yeniçeri Ağası arkadaşlar İstanbul'da ne yapıyor? Güvenliği sağlıyor. Eledim bunu. Şehremini ne yapıyor arkadaşlar? Şehremini belediye işleriyle uğraşıyor. Taht kadısı adam kadıymış zaten. Dolayısıyla adaletle uğraşıyor. Asesbaşı ise arkadaşlar gece güvenlikçisidir. Fakat çarşı pazarı kontrol eden, fiyat denetlemelerini yapan muhtesip yukarıda verilmemiştir. O yüzden cevabımız nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Muhtesiple ilgili ne bir bilgi var ne de bir tanımlama var. Cevabı E'ye yaptık. Geldim yeni soruya. Osmanlı Devleti'ne en uzun süre yönetim merkezliği yapmış olan saray aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru çok güzelmiş hocam. Bütün sarayları tekrar etmiş olacağız. Evet, amacımız da o zaten. Bey Sarayı. Bey Sarayı Osmanlı Devleti'nin ilk sarayıdır arkadaşlar. Bursa'da inşa edilmiştir ve Orhan Bey döneminde inşa edilmiştir. Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'ni en uzun süre merkezlik yapan saraydır. İstanbul'da yapılmıştır ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Dolayısıyla zaten sorunun da cevabı oluyor en uzun süre merkezlik yaptığı için. Ama bunları da açıklayalım hocam, açıklayalım. İshak Paşa Sarayı. Arkadaşlar İshak Paşa Sarayı kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk saray olması yönünden önemlidir. Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen bir saraydır arkadaşlar. Önemli olduğunu düşünüyorum. Yıldız Sarayı ise farklı bir yönü var. 3. Selim döneminde yapımına başlanıyor. Fakat 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin merkezi, yönetim merkezi haline getiriliyor. Bu şekilde baktığımızda en uzun süre merkezlik yapan da zaten B seçeneğinde verilen Topkapı Sarayı'ydı. Geldim yeni soruya arkadaşlar. Yine bir eşleştirme sorusu ve yine çok bilgi öğreneceğimiz bir soru. Yukarıda verilenler aşağıdaki şıklardan hangisinde sırası ile doğru olarak yer almıştır diyor. Sırası ile önemli. Hemen altını çizeyim. Bu dikkat sorularını sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bilgileri bilseniz de sırası ile dedi demesine dikkat edin. Çünkü bildiğiniz şeyi yanlış yapabiliyorsunuz bazen, Allah korusun. Bir de ne diyor? Padişahın ve ailesinin özel hayatını geçirdiği yer yerdir demiş. Padişahın ve ailesinin özel hayatını geçirdiği yer haramdan geliyor. Harem arkadaşlar. Dolayısıyla bir de harem olmayanların hepsini eledim. Devşirme çocuklarının devlet memuru olarak yetiştirildiği yerdir. Burada sadece devşirmeler yönü eğitim görebiliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla
Bu da neresiydi? Enderun'du. Bir saray okuluydu arkadaşlar. İki de Enderun olmayanları da eledim. Bir bakalım arkadaşlar, cevap ortaya çıktı ama zaten divan toplantılarının yapıldığı yer ise Birun'dur değerli arkadaşlar. Sarayın dış kısmıdır. Enderun ise iç kısımdır. Dolayısıyla cevabımız Denizli oldu. Geldim yeni soruya. Enderun Mektebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır diyor. Doğru arkadaşlar, 2. Mahmut Enderun Mektebi'ni kaldırmıştı. Devlet adamı yetiştirmek maksadı ile saray içinde açılan okuldur arkadaşlar. Evet. Sadece ve sadece Osmanlı Devleti'nde kaz askerler ve Şeyhülislamlar Enderun'dan yetişemez. Onlar doğuştan Müslüman olmak zorundadırlar. Enderun'da devşirme kökenliler yetişebiliyor. O yüzden kaz asker ve Şeyhülislam Enderun'dan yetişemez. Bunu unutmayın. Kaldırıldığında yerine Mektebi Marife Adliye açılmıştır. Evet, devlet adamı yetiştirmek için Mektebi Marife Adliye'yi kuruyoruz. Sadece devşirme çocuklar yetiştirilir diyor. Doğru arkadaşlar, devşirme çocukları yetiştiriyoruz Enderun Mektebi'nden. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur diyor. Bu bilgi yanlıştır değerli arkadaşlar. Enderun Mektebi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişen bir bilgidir bu. MEP kitabında yer alan bilgiye göre Enderun Mektebi 2. Murat döneminde kurulmuştur. Fatih zamanında ise Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. Cevabımız Edirne olacak çünkü bunu ilk kez kuran Fatih değil 2. Murat'tır arkadaşlar. Cevabı da E yaptık. Geldim yeni soruya. Divan-ı Hümayun ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım. A seçeneğinde diyor ki Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Evet, devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olan divanı Orhan Bey kurmuştu. Alınan kararlar mühimme defterine kaydedilmişti. Bakın, divanda alınan her karar önemlidir. Yani mühim karardır. Nereye yazarsın? Mühimme defterine yazarsın. Danışma organıdır diyor. Evet arkadaşlar, danışma organıdır. Hükümdar sorar. Ama son söz hükümdara aittir. Kendi bildiğini okur. Geldim D seçeneğine arkadaşlar. D seçeneğinde ise sadece devşirme kökenliler girebilir diyor. Hayır, Şeyhülislam da buraya dahil olabiliyor. Kaz asker de buraya dahil olabiliyor. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Fakat E'ye de bir bakalım. Fatih'e kadar padişahlar başkanlık etmiştir diyor. Değerli arkadaşlar, evet, Fatih'e kadar padişahlar başkanlık etmiştir. Fatih'ten itibaren ise sadrazamlar başkanlık etmiştir. E seçeneği de doğrudur. D seçeneğimiz yanlıştı. Cevabımız da D oluyor. Arkadaşlar geldik buraya. Burada size bir soru soracağım. Osmanlı Devleti'nde sadrazam ordunun başında sefere çıktığında aşağıdaki unvanlardan hangisini alır? Bunun yanı sıra seçeneklerdeki diğer bilgileri de yorumda açıklamanızı istiyorum. Her zaman söylediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Unutmayın, birlikte başaracağız değerli arkadaşlar. Süreç boyunca Allah'ın izniyle yanınızda olacağım. Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Eğitimle kalın.